videoda bir 10 defa telefon çalıyor. Günaydın herkese. Yeni bir videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün annemin evindeyim. Annem bugün izinli. Ve yeni torunun hayırlı olsun anne. Teşekkür ederim. Çok mutluyum bugün biraz. Evet. Kızını göreceğiz birazdan. Bir de bize benzemesi. Tıpkı kardeşime benziyor, dedesine benziyor. Yani halam babama benziyor ama diyor ben daha benzetemedim. Daha çok değişti. Ama ben benzettim yani çok benziyor. Duygulandım, ağladım vallahi. Kemal da diyor halam bilmeyecek de kim bilecek diyor. Belki babamın gençliğine, çocukluğuna benziyor olabilir. Benziyor ama yüz kısmı böyle benziyor. O kaç şey değişmiyor. Ama değişse bile anne sonuç değişmeyecek. Andırıyor, evet, babasını andırıyor biraz. Sonuç ben ve Kemal ortak karışık yani. Evet. Ama dedesine çok... Daha canlı görmedik ya, resimlerde gördük. Şöyle bir şey için sizler için. Arkadaşlar, Dönen'in annesi Akay'la birlikte evdeydi. Sevil teyzesi, Akay'ın teyzesi götürdü sabah Dönen'le birlikte balon falan aldılar odayı süslemek için. Sabah görüştük kim ne yapacak diye. Ayarlamaları yaptık. Sevil dedi ben balon alacağım, Akay'ı da götüreceğim, evde çok sıkıldı dedi. Ondan sonra o balonları bana gönderdi. Çok tatlı şatlış balonlar almış, süslemeleri yapıyor. Halama da dedim, hala biraz börek yapalım dedim. Ondan sonra çok güzel bir çorba sabah yaptı. Anne çorba nerede? Köy usulü çorba. Adı neydi bunun? Yarma çorbası ama tüm kurutulmuş semizot var. Ondan tam sonra patlıcan var. Bol şifalı bir çorba. Sağ olsun. Ama adı neydi bunun? Yarma. Yarma çorbası. Yarma çorbası. Evet, bir daha gösterelim içinde. İçinde kuşbaşı var, kavurma. Kısala bunun içinde yok yok. Mercimek var, taze fasulye kurutulmuş var. Bunların da insan. Yani hep köyden gelen malzeme. Aha, kuru malzemelerle değil mi? Organik malzeme. Ondan sonra dedim hala dedim senin elin şipşak dedim, bir tane de hamur aç. Feridoş. Ondan sonra böyle malzemeleri de sağ olsun kendisi yaptı. İçine ne koydun hala? İçinde peynir var, ıspanak var, soğan var. Ispanaklı, peynirli börek. Bu da araya gitmiyor. Evet, gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Ispanak, kırmızı soğan, pul biber ve çekirdek gibi peynir. Lor peyniri mi? Beyaz peynir, tereyağı, açık zeytinyağı. Tamam. Harika. Sen niye çekinerek konuşuyorsun? Eline sağlık. Rahat konuş biraz. Anne bence biz büyük yol kat ettik yani. İlk geldiğinde sadece el işaretiyle anlaşıyorduk. Bir daha göreceğiz. Artık yerime yardımcı olurum. Bir daha göreceğiz. Hepinizi çok seviyorum ben. Alıştım ben. Sizlere de çok alıştım ama. Takipçilerin hepsine alıştım yani. Allah razı olsun onların hepsinde. Çok sevdim. Onlar da benim yeğenlerim. Aşk yutam, dur ben sana bir şey dedim. Olay bu yani. Anne senin küçük elin nerede? Bunun biraz işi vardı. Gelecek birazdan. Aşkım. Le bu bir aşk. Bugün bütün çocuklar Lida ile tanışacak. Evet. Hastaneye giriş ben bir tek girebilirim tahminen çünkü doğum partneri bendim. Aha, geldim anne, geldim. Geldi. Ama biz hazırlık yapacağız, direkt eve geçeceğiz. Herhalde saat 2-3, öğlen 2-3 gibi eve gönderirler diye tahmin ediyoruz yani. O yüzden çocukları aldıktan sonra eve geçeceğim. Mama. Kız sen yine mi yaptın kakanı? Yeter senin bakmak. Az önce dedim ki anne senin küçük elin nerede de sonra dedim tam da giriş yaptın. Çok güzel bir laf vardı. Hadi başla hadi. Sen rahat durmayacaksın Selin. Neydi kız o laf? Ay vallahi unuttum. İşin bitti mi? İyi insan lafın üstüne mi gelirdi? Evet iyi insan. Hadi. Kız seninle bıkmışım, abinden de bıkmışım. Bez İkinizden de bıkmışım, sürekli sıçan bir aile ya. Bez verdim ya. Babası ayrı, ahası ayrı, abisi ayrı, bu ayrı. Değiştirdim, bez verdim. Bu nasıl bir metabolizmadır ya?
Hadi hadi değiştirelim. Ya bu ne? Hayır Nati yok. Öyle ıslattınız ki. Seni gördüğünde hiç mutlu olmadı. Gel. Hiç istemiyorum. Yalana bak. Yalan. Bak halasını seviyor. Anne. Ama şimdi ben bunu bu pasaklı haliyle komple almam. Komple değişmesi lazım. Komple değişsin. Ben bunu pasaklı haliyle almam. Neyi almam? Pasaklı haliyle almam şu an. Pasaklı değil kızım. Daha yeni verdim eline. Tamam bitirsin alırım. Allah Allah. Altı hep ıslak. İyi ne yapıyor? İşeyip işeyip durdu altına. Değiş verdik önüne. Şimdi pişerdi kızın altı. Komple değişmesi lazım. Ya olabilir. Siz nasıl... Ya... Kız sen ha bile işedin altına. Ne pasaklı. Kim geldi lan? Şuradaydı. Dur elimdekini bitirsin öyle değiştireyim. Pasaklı bu. Bir dakika biz inanmadın mı? Neyi? Un. Aldı orada. Aa, tamam. Orada bizim tamam. Getirdi. Tamam hayatım. Tamam hayatım. Ayaklarım da beyaz yaptı. Düğün var. Cumartesi günü mü? Evet. Cumartesi günü gideceğiz değil mi eski abla? Gidiyoruz. Ya. Yine büyük ihtimal arada çıkar bilmiyorum. Ya kardeşim ne kadar para harcadı Mizgin bu çanta için? Kardeşim. Ama zoruna gitmedi değil çünkü Selfridges'de 1000 sterlinmiş. Biz gittik 1250 verdik. 1250 pound. Ama aynı çanta 1000 sterlinmiş Selfridges'de. Hmm. Evet aşkım. Anneler günü hediyesi miydi? Hayırlı olsun iyi günlerde kullan. Seni istemiyor ki ben ne yapayım? Ağlıyor habire. Seni görünce çocuk ağlıyor. Bak tut, bak tut ben alayım bak. Biz gelelim. Sen ne dalga geçiyorsun? Ben kurban olurum sana. Diyor ki annem geldi ki beni alsın, beni almasın diyor Rezim. Bu saniye ben alıp götüreceğim herhalde. Bana bakarım sana. Aşkım. Hayır. Hadi şimdi al bakalım alabiliyorsun. Ben kirli beyaz giymişim. Ha? Sosyete düşkünü beyaz giyer kış günü. Aa bildiğin işemiş her yerine. Bez koyduk önüne. Tozlu toprağı gitsin. Ha. Domates falan almışsınız. Aha. Bu domatesleri hala. Tohum. Annem almış herhalde arkadaşlar. Belki yapmayı planlıyor. Şurada da kuru erik var. Annem toz toprağa gitsin diye yıkamış. Tekrar kuruması için bahçeye koymuş. Bak şu oklava güzel küçük. Evet hala bana da küçük bir oklava lazım. Hı. Benimki olmuyor değil mi tezgahıma göre? Çok büyüktür seninki. Böyle uzun. Olsa yeter ama. Evet. Şimdi ne yapmayı planlıyorsun? İşte bu böreği yaparım ikisini fırına atarsın. Büyük mü yapacaksın? Ha kömbe gibi iki tane tepsi yapacaksın. Aha. Şu tepsilerden. Evet. Anladım. Tamam o da güzel. Aynen kömbe gibi olur değil mi? İşte kömbe yapıyorsun. Doğru kömbe yani gibisi fazla bildiğin oldu. Kömbe. He. İyi. Azıcık mısırını attık içine çok güzel olur. Evet. Yani siz doğuştan mı hamurcuydunuz yoksa... Benim sayemde mi hamurculuk işine girdiniz? Doğuşta hamurcuyuz. Doğuşta ekmek yaparız, doğuşta börek yaparız. Bu eve bir tek ne lazım biliyor musun? Hı. Adını unuttum. Hani köylerde oluyor ya yer masası. Hala. Köy usulünü bilmem ben yalnız. Ama masayı biliyorsun değil mi? Oturacak yerde oturmalı masa. Onu da bilmiyorum. Olacak ki böyle üstünde oturup yaparız. Ama yer sıfasını yaparız. Bak çok güzel bir kızsın. Sahte ağlamanı bırak. Çok güzel bir kızsın. Ama ağlayınca çok çirkinleşiyorsun filan. Bizim işimiz gücümüz ne ki? Çocuklar dağıtsın biz toplayalım. Güzel oldu hala. Herkese selam arkadaşlar. Kameranın şarjı bitti. O yüzden bununla çekeceğim. Şimdi dün en son yayınladığım klipten sonra bebeğin eve gelmesini bekliyorduk.
O yüzden hazırlığımızı falan yaptık, gördük. Çocukları okuldan alıp ondan sonra direkt dönelere geçecektik. Fakat öyle olmadı. Bebeğin çişini yapmasını bekliyordu doktorlar. Öyle bırakacaklardı. Bebişimiz de çişini yapmadığı için biraz ağırdan alıyor kendisini. O yüzden çıkamadılar. Dün orada kaldılar. Dedim hayırlısı böyleymiş döne dedim. En azından hani hastanede birebir sen zaman geçirebiliyorsun. Şimdi hurra kalabalığın içine girdiğinde ister istemez o anne, bebek, bağ hemen böyle şey olmuyor. O görmek istiyor, bu görmek istiyor, kucaklamak istiyor, kalabalık oluyor, ses gürültü dedim. En iyisi böyle dedim. Ben de her doğumdan sonra böyle 2-3 gün yani paralı olsa para verip böyle orada kalmayı tercih ederdim. Gerçekten iyi oluyor. Her ne kadar insan kendi evinde ailesiyle rahat etse de o birebir iletişimi bence ilk o doğumdan zaten 1-2 gün kuruluyor böyle. Neyse öyle oldu. Çok şükür ki gece kızımız çişini yapmış. Ondan sonra bugün de doktorlar bakacak kendisine. Head to toe check diyorlar. Pediatrik doktorlar bakacak, gözlemleyecek. Her şey tamamsa umarım öğlenden sonra izin verecekler. Ben de dün fazla video çekemedim. Çünkü misafirimiz geldi. Sağ olsunlar hala baş sağlığına gelenler var eve. Misafirimiz vardı. Ondan sonra da Devran'ın gösterisi vardı okulda. Şarkı gösterisi vardı. Oraya gittim. Ve Arya'nın da kursu vardı. 4.30'da çık. Annemlere git. Otur. Yemek ye. Eve gel derken bel sıkıntım arkadaşlar. Birkaç gündür belim çok kötü ağrıyor. Sırtım şöyle. Serhat dün bayağı bir masaj yaptı. Halam yaptı. Herhalde bir maso incittim. O yüzden çok fazla böyle oynatamıyorum. Benim araba sürerken oturduğum pozisyondan da olabilir. Bilmiyorum. Bugün de direkt şuraları hemen bir toparlamak istiyorum. Sabah alışveriş yaptım Donay'la. Onu az sonra göreceksiniz. Onu izleyin. Siz onu izleyene kadar ben de şuraları bir hızlı hızlı hemen bir toplamak istiyorum. Gerçekten ev çok dağınık. Kirli değil ama dağınık. Dağınıklığı bir toparlayayım. Yarın benim misafirlerim geliyor. Ufak biraz hazırlık yapmak istiyorum ama onu başka bir videoya saklarım. Çünkü yoksa çok uzun olacak video. Böyle yani. Hemen ben toparlanayım. Az sonra görüşürüz. Şimdi alışverişe geldik Lidl'a. Lidl diyorum. It's not Lidl. It's Aldi. You know Lidl and Aldi? Sanırım iki kardeş zaten. Buradan girmiyorsun. Yeah, if we do... I don't have a pound too. We'll get a basket then. Okay, basket alacağız. Lidl'la Aldi zaten kardeş şeymiş, mağazalarmış. Ben bunun bir araştırmasını yapmıştım yıllar önce tabii ki. İkisi partner olarak açılmış, ondan sonra ayrılmış. Böyle bir detay niye veriyorum şu an bilmiyorum ama neyse ilk defa bu Aldi'ye geldim. Normalde Aldi'ye değil Lidl'e gidiyorum. Ama Dona dedi ki şeye gideceğim, Aldi'ye gideceğim dedi. Ben de dedim o zaman ben de gelim çünkü zaten Lidl'a gitmem gerekiyordu. Şimdi kendisine ufak tefek bir şeyler alıyor. Ben de dedim bari burada hani buranın ekmekleri falan güzel oluyor ya, lezzetli oluyor. Çıtır çıtır yeni çıkmış. Şöyle ufak tefek bir şeyler alayım dedim. Bakın muzda muzun bir paketi içinde 5 tane var. 78 kuruşmuş. Organik olanları nerede? Tadına baka şey. Organik olanları nerede? Bakalım onların fiyatına. Organik olanları yok mu kız? Sen buradaymış. Bu da 1.29. Organik olanların fiyatı hep aynı. Neyse şunlardan alalım. 2 paket. Ondan sonra patates alalım. Ufak tefek böyle alışveriş yapacağım kızlar. Patatesin fiyatı ne kadarmış size hemen göstereyim. Yazmıyor. Aa çilekler çok güzel görünüyor. Yeah, strawberries look really nice. Huh? How much is it? £3.29 the big one. Yeah, the big pack £3.29. Yeah, çünkü küçüğü 2.50, o da 3.30. But that's little. These one look nice. I'll get one pack of this. I'm gonna get one of these as well. Yeah, güzel görünüyor. Taylor loves them. Yeah, İspanya'dan geliyormuş kızlar. Hani mevsimi değil diyebilirsiniz. Belki orada güneş. Burada olmayan güneş belki orada açmıştır. Nereden bilelim? Ondan sonra şöyle bakın alım işte. Geçen yine bir alışveriş videosunda bir izleyicim yazmış ki hani fiyatlar beni öldürüyor. Hani şok olduğu için yazmış onu. Burası da buranın birimine göre kızlar. Yani burada ortalama bir insanın maaşı saati 11-12 sterlin şu an ortalama. Ve
böyle yani günde de 8 saat çalıştığını düşünün. Aslında taze fasulye yapabilirim. Kaç zamandır canım da çekiyor yarın için. Hem de kolay. Ha? Tamam. Avokado alayım. 2 tane. Zariş seviyor. Yumuşaklarından alsam. Hazır olanları. Bir tane avokado. 1.49. Şurada. Şöyle 2 tane alayım bundan. Ay. Heh. Salad. Yeah. Tamam alalım. Salata hazır paket. Salata iyi oluyor. Bir tane de ıspanak alalım. I need to get green beans, fasulye, fasulye, huh? Can I have 2 more, please? That's it, yeah, 3. Şöyle taze fasulye aldım, tanesi 1 sterlin, 99 kuruş yani. Böyle, bugün taze fasulye, yarın taze fasulye ve patates yemekte. Küçük bebek. Ay aslında canım karnı yarık da istiyor. Ne güzel oluyor karnı yarık. Ufak tefek bir şeyler alalım. Karnı yarık. Niye? Niye? Küçükleri. Niye? Yeah. Ondan sonra et, tavuk, balık. Bunlar yenir 50. Burada kilosu ne kadarmış? 11.98 somonun. İyi, fena değil. Hiç fena değilmiş. Aa, yarım somon. Orada ne kadar? Aa, 10. İyi. Half a salmon, 11 lira. That's nice. Güzel. Yeah, yeah, yeah. O bayağı iyiymiş. Ama şu an almayalım. Bir sonraki alışverişte dona. Next time. I don't like that one. Oh, huh? They eat it like that, right? Smoked salmon. Oh, buharlanmış somon. Ben sevmiyorum. Sevmiyorum öyle. That price is really good, but I won't buy it now. Is it like that all the time here? That price, huh? Aynı fiyat burada her zaman böyleymiş. Sanki buradaki variety daha fazla. Mesela Aldi'ye gidiyorsun, Lidl'a gidiyorsun, çok küçük. Aa bak burada, look. Look, Donna. Tam büyük balık somon da var burada. Kilosu 7 lira, soyulmamış. Tam, yeah, that's even cheaper. 6-7 pound a kilo. Bak. Bunu alacaksın, kendin hazır keseceksin, bak. Ooh, and it's an Atlantic salmon as well, it's not farmed. Yani çiftlikte üretilen balık değil de Atlanta'da gelme. Yeah, bayağı iyiymiş kız bunun fiyatı. Bayağı güzelmiş bunun fiyatı da, şu an buzluğunda yer yok alsam da. Sorry. Donna, do they sell that whole salmon all the time? Okay, because that's really good. This place is better than Lidl. Hmm. It's more big. Böyle. Hemen şurada. Yeni gelen eşyalar, toplar. Süs. Bayağı bahçe süsleri. Nasıl gerçekçi duruyor ama plastik. Ay Donna, bu şey benim arkadaki bahçe için, ben bir şeyler falan ekmeyi düşünüyorum da, çiçek olsun, patates, domates olsun. Bunlar çok güzel değil mi Donna? Donna da hiç sevmiyor bahçe işini. Eşi çok sevdiği için kendi bıkmış artık. Ama şey, fiyatı normal mi sizce? 14 sterlin. Sadece şu şey 14 sterlin.
Ondan sonra böyle bahçe için olan neydi bunların adı? Mat. Bunun fiyatı 9 sterlin. Boyalar falan var. Işıklar falan. Burada ne varmış? Bahçe seti. Oturma. İkili bahçe oturma grubu. Şöyle. Oturma grubu. 50 sterlin. Metal bunların. Herhalde metal. Mini yeşil ev. Sıcak tutmak için bitkileri. Trampolin 70 sterlin. Ama almayı düşünmüyorum. Eskiden çok almak istiyordum ama şu metaller var ya, oradaki çimleri ezdiğini söylüyorlar. Alt kata koyabilirim aslında, alt tarafa, ama o da taş. Bir de yamuk düz değil. Çocuklar düşer. Burada neler varmış? Air fryer var. Çiftli air fryer'lar. Daha kek için şöyle kaplama. Hava sıcak olunca dükkanlara hep şeyler geliyor. Ya kamp eşyaları ya bahçe eşyaları. Bak bunlar da çok güzel. Ay, kampa gitsek şimdi ne güzel olurdu değil mi, böyle yeşilliğin içinde. Bak bunlar kamp şeyleri, sandalyeleri, lentinler, ışıklar falan. Ya bahçe ya kamp. İlkbaharda hep böyle şeyler geliyor. Mangallık falan filan. Okey, bu kadar. Ben de alışveriş sepetimi alayım. Ağır geldi sanki. Dono ne yapıyor burada yine? What is it? Garlic and herb. No. Onları bayağı kullanıyordum eskiden. Bu hazır paket şeyler var. İşte bitkiler falan. Eskiden kullanıyordum ama şimdi hiç kullanmıyorum. Kendim yapıyorum. Ya kafama göre takılıyorum. Bazen alıyorum, bazen almıyorum. Ha, roast potato. Onu deneyebiliriz bir tane. Patates için özel karışım. Patates karışımı. Deneyebiliriz sonra bunu. Ne kadarmış? 49 kuruş. 55 pence. I did understand that. Yeah. Yes. Yeah. Bunu bir deneyelim patatesler için. Dışarıda feci bir yağmur var. Islandım. Alışveriş yapmıştım. Onları arabadan buraya taşıyana kadar şemsiyeyle birlikte belim de koptu, ben de koptum. Şöyle Songül yengenin el yapımı çilekleri size göstereyim arkadaşlar. Çilek reçeli yapmış. Çilekleri mi dedim? Reçelleri göstereyim. İnşallah çocuklar, bunu yaptığım pankeklerle güzel güzel yer bir su vurdum. Dolaba yerleştirmeden önce. Evet, şimdi bütün marketten aldıklarımı masaya yerleştirdim. Size de göstereyim. Bu masada gördüğünüz hepsi tam tamına 59.60 kuruş sterlin yani. 60 sterlin de düz hesap geç. Normalde Lidl'a gitsem çok daha fazlasını öderdim ki Lidl burada en uygun marketlerden biri olması gerekirken artık onların da fiyatı uçmuş. Al diye hiç daha önce alışveriş yapmaya gitmiyordum kızlar, ama bundan sonra büyük bir ihtimalle artık Al diye gideceğim. Dona'ya da söyledim. Dedim sen gitmek istiyorsan her hafta artık birlikte gidelim. Onun da arabası olmadığından dolayı hem ona yardımcı olurum hem de birlikte market alışverişimizi yapmış oluyoruz. Şöyle ilk başta 45-60 sterlinim vardı üstümde. 45 sterlinlik şu kadar bir şey aldım. Dedim bu hesap dedim 60'ı bulur dedim. Hiç abur cubur almamıştım. Ondan sonra baktım ki 15 sterlinlik daha bütçem vardı. Dedim ki o zaman zaten çoluk çocuk da hafta sonu işte tatildi. Kavalar falan da gelecek dedim. Bol bol abur cubur da aldım. Şu brioche'lar çikolatalı ekmek tarzı. Bunları bazen yani moralime göre değişiyor. Bazen alıyordum, bazen almıyordum. Genellikle tatillerde alıyorum. Yazın çoğunlukla. Çünkü oraya buraya gittiğimizde hemen tekli paket halinde de geliyor. Yumuşamıyor, sert olmuyor. Yiyor. Bunlar 95 kuruşu. 3 tane aldım. Çocuklar için şöyle tekli paketli
bisküviler aldım. Bunlar da iyi oluyor dediğim için dışarı çıkarsak böyle çantaya atarız. Hepsi yer. Şöyle büyük 2 bisküvi, 2 tane de çikolata aldım. Bol bol da cips aldım, çocuklar seviyor. Un aldım bir paket, dedim ne bir şeyler yaparım yani. Şeker aldım, 2 tane meyve suyu aldım. Normalde ben eve meyve suyu almıyorum, sadece misafirden misafire. Bizimkiler hep su içiyor. Bizde işte kötü bir alışkanlığımız var. Hani o da çok nadir bir, ne bileyim, ağır bir et yemeği yaptığımızda bir kola, fanta yanında istiyoruz. Ama almadım şu anlık onu. 2 meyve suyu, biraz ıspanak, 2 hazır paket salata aldım. Bunlar iyi oluyor, tek kullanımlık güzel oluyor. 2 küçük paket salatalık aldım, 1 tane büyük, 2 tane de şöyle fasulye aldım. Muhtemelen bunu yarın yapacağım. Çilekler çok güzel görünüyordu, aldım. Limon aldım, 2 muz, şu garlic ekmekler çok lezzetli oluyor yemeklerin yanında. Sarımsaklı ekmek, sarımsak neredeydi? Sarımsaklı ekmek. Domatesler kırmızı kırmızı çok güzel görünüyor. Bak eğildim ya, belim kızar gitti yani. Ben bilmiyorum ki belime ben ne yaptım acaba. 2 tane şöyle yoğurt aldım, krem peynir aldım 2 paket, humus aldım, 1 tane acılı, 1 tane sade, 2 avokado aldım sarış için, 1 tane double krem aldım, bacon paper'm yoktu fırına, yağlı kağıt, ondan aldım, chicken crust, chicken pot pie yaptığımda böyle milföy hamuru aldım, yumurta aldım. Daha Türk marketine gideceğiz. Onu da akşam Serhat'a gönderirim büyük bir ihtimalle. İşte kıymaydı, tavuktu, biraz et alırız. Dolap şu an buzluk dolu ama evde olsun istiyorum. Ondan sonra da işte biraz daha yeşillik orada alırız. Biraz da kahvaltılık alırız. Türk marketinde genellikle kahvaltılık et alınıyor. Ben öyle yapıyorum. Böyle yani eksik bir şey yok şimdilik. Hani yemek menülerimi kafamda hazırladım. Gezi planlarımızı hazırladım. İşte bir iki gün kayınvalideme gideceğiz. Oraya hazırladım. Böyle şimdilik bunlar. Ben bunları yerleştireyim. Bu arada ortalığı da toparladım. Süpürdüm. Yukarıyı toparladım. Ama dediğim gibi belimin şu kısmı, şu tam şurası. Hani oturduğumdan mıdır nedir burası. Tam şurası ağrıyor. Ne üstü ne aşağısı. Şurası ağrıyor. Ortası. Çok yoruyor bak. Böyle yaptığımda ağrıyor. Şöyle yaptığımda ağrıyor. İndiğimde ağrıyor. Uzanmak da fayda etmiyor. Dün o yüzden eve gelir gelmez hemen yattım ama sıcak suya girdim, uyudum, hiç fayda etmiyor. Geçmiyor yani. 2 ağrı kesici alırım. Hani dinlenin belki diyeceksiniz ama dinlenmekle de geçmiyor. Belki zaman gösterir, bilmiyorum. Bunları yerleştireyim. Belki keşke şey alsaydım ya. Canım o kadar çok istiyor ki tatlı. İsmini vermeyeyim. Canınız çekmesin sizin de ama bugün yapamıyorum. Neyse bir ara yaparım onu. Kadayıf lazım. Kadayıf lazım bana onun için de. Onu başka bir zaman yaparım. Belki şu anlık işim yok. Beyazları attım. Dışarıda o kadar feci bir yağmur var ki dışarı serilemeyecek. Büyük bir ihtimalle makineyi çalıştırırım. Çabuk kurutmaya çalıştırırım. Kurutmamızın olmadığını zanneden izleyicilerimiz var. Arkadaşlar kurutmamız var bizim. Daha uzun kuruttuğuna inanıyorum. 2 saat falan sürüyor bazen. Çalışıyor. Altta olduğu için harıl harıl ses yapıyor. Elektrik tasarrufu derken böyle ufak ufak atıp oraya koyduğumda çabuk kuruduğuna inanıyorum yani. Daha hızlı kuruyor. İşim de çabuk bitiyor. Neyse bugün çalışırım dediğim gibi. Fazla konuşmayın. Bunları yerleştireyim. Dolabım temiz. Dün de level sürgünün hızlı bir temizlik yapmışım ya. O zaman dolabın içine de girmiştim, buzdolabının içine. Tertemiz yerleştiririm. Meyve sepetlerimi doldururum. Ondan sonra da yavaş yavaş başlarız. Valla ağırdan alacağım her şeyi. O yüzden hızlı hızlı hiperaktif bir şekilde hareket edemiyorum. Rahat da giyindim bugün koşturacağım diye. Otururken bile kibar oturmaya çalışıyorum. Hiç benlik değil. Çocuklar erken bitecek. Bugün 2.20'de. Bilmiyorum bakalım. Daha böyle de ses de daha yok. O yüzden durumlara bakacağız. Annem bugün izinli evde halamla birlikte. Dün de evdelerdi. Onlar da haber bekliyoruz işte. Herkes böyle evinde bir haber bekliyor. Bazen beyin donuyor ya, dondum şu an. Bunları halledeyim, az sonra görüşürüz. Heyecanlı bekleyiş devam ediyor ama bir türlü haber gelmiyor bu. Gerçekten bir şey daha fazla isterseniz hani olmaz ya, aynı o durum. Ama genelde öyle oluyor.
Genelde bir iki gün bekletiliyor ya. Yani şöyle biz hemen istiyoruz ki hemen bebek eve gelsin de öyle olmuyor. Şimdi dolabın içini size göstereyim. Şurayı tekrar bir çeki düzen yapayım dedim. Sütler burada, içecek burada. Şu dut. Bir yemek nasip olmadı kızlar yani. Gerçekten gözümün önüne şuraya koydum. İlk başta şuradaydı ama en arkadaydı. Göremiyordum. Şimdi şöyle bir hemen üstünden de geçtim. Tekrar yeni eşyaları yerleştirmeden önce. Paketlerinden hep ben çıkarmayı seviyorum. Ekstra yer kaplıyor çünkü paketler. Şu sosları da şuraya yerleştirdim. Ondan sonra beyaz peynir sütleri buraya alacağım. Şöyle. Beyaz peynir şöyle. Bu da burada kalabilir. İçecek. Ondan sonra dolaba başka ne girecek? Şöyle peynirlerin tarihine bakayım dedim. 9. aya kadar zamanı varmış. Peynirlerde şu an geçmişsin. Okey. Ekmekler. Buzu atacağım. Buzluğumun hali zaten biliyorsunuz böyle. Buzluk da bayağı bir dolmuş. Patates şu bu. Dolaba başka şu içecekler girecek. Tamam. Herhalde bitti. İyi, dolap işi bitti sanki. Tamam, ekmek falan da almadım. Patates, ha şu krema. Sıvı krema. Onu da yukarı koyalım. Bu kadar. Bitti.